Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisi. Oraya geçiyoruz. Yine bambaşka bir konuya geçeceğim. Bir önceki konuyla ilgili benim söyleyecek bir sözüm vardı. Bana söz vermedin. Yok, ben duymamıştım. Ben duymamıştım. Ben görmedim. Ben aradaki sözümü söyleyip bitirmek istiyorum. Buyurun. Devamlı Roma düşünürü olan Hakan abinin. Öyle diyeyim. Roma aktarımcısı. Roma aksanıyla söylediği bizi şeyler var ya, şu Hannibal'ın. Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol yapacağız. Yapacağız. Daha kolay. Hannibal çoktan hani hem yol da yapmıştı hem de yol bulmuştu. Biz o kadar çok tartıştık. Ya, şöyle sözü bir daha söyleyelim. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Biz sabahtan beri ne bir yol yapabildik ne de bir yol bulabildik. O yüzden bence gerçekten Amerika seyahatine gidelim. Bu iş öyle kolay gözükmüyor. Peki. Amerika gezisi. Şimdi... ya bu çok büyük bir polemik konusu. MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuyu işledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu konuyu işledi. Böyle bir 8 saat, kayıp 8 saat falan deniliyor. İşte mesela Erdoğan bugün benzin istasyonuna girmiş. Orada hamburgerci varmış ve bu hamburgerciye takılmış. Bu görüntüleri vermek için ta oralara gitmeye gerek yoktu. Doğru. Bu zat ABD'de Türkiye'yi temsil eden her yerden uzak durmuştur. Zevahir'i kurtarma kabilinden gerçekleştirdiği birkaç alt düzeyli ziyareti saymazsak tek yaptığı iş kapalı kapılar ardında şaibeli kurumlar ve kişilerle bir araya gelmektir diye böyle eleştirdi bu Amerika gezisini Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ondan sonra Bahçeli gizli gizemli toplantılar yaptı. Bu gezi şaibeli dedi. Böyle işte yine kayıp 8 saat şeyi... vurguları. CHP çevrelerinden de geldi eleştiriler, onu da söylüyordu. Kimden geldi ya? Ya yazarları, çizerleri bir takım eleştiriler yaptı. Gözler Kılıçdaroğlu'na döndü. Grup toplantısında, partisinin grup toplantısında. Efendim, Amerika'ya gittim. Her kafadan bir ses. Aman nasıl gidersin? Aman şimdi gidilir mi? Aman şimdi gidersen senin aleyhine kullanırlar bunu. Ya arkadaş, önce niye gideceksin, hangi gerekçeyle gittin diye bir sorun. Açıklıyor gerekçesini. Dünya değişiyor. Değişen dünyayı izlememiz lazım. Bilim, teknoloji, olağanüstü değişimler var. Eğer siz ülkeyi yönetmeye talipseniz, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneteceğim diyorsanız, sizin bir vizyonunuz, bir hedefiniz, bir hayalinizin olması lazım. Vizyonsuz yönetmek olmaz. Vizyonumuzun olması lazım. Bir vaadim, bir vizyonum var. Bu ülke katma değeri yüksek ürünü üretecek bir ülke olmak zorundadır arkadaşlar. Ya ben de bir şey... Ya gerçekten, fecaat, fecaat. Ya Amerika gezisiyle bunun ne alakası var? Şu vukuundan beter dedikleri. Amerika'ya gidince... ya ben Kemal Bey'i gerçekten severim ya. Hakikaten severim ama... Bu da yani böyle mi izah edilir olay ya abi? Yani diyor ki bu ülkeye katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Çok güzel bir hedef. Yani en büyük sorunu bu ülkenin bu. Katma değeri yüksek ürünler üretememesi ya da üretme noktasında yeterince atılım yapmaması. Yaptı çünkü katma değeri yüksek. Mete Bey en iyi biliyor o konuyu. Savunma sanayinde katma değeri yüksek acayip ürünler üretiliyor. Yetmez. Daha fazla üretilmesi lazım. Ana muhalefet liderinin de bunu söylemesi lazım. Buraya kadar hiçbir sorun yok. İyi ama bunu Amerika'ya gidip orada mı görerek falan böyle getireceksin ülkeye? Ya böyle bir izah olabilir mi? Yani Hakan Bey ne diyorsunuz ya bu işe? Bakın ben orada şununla görüştü, burada bununla görüştü. Ben bu spekülasyonu yapamam. Ben de yapmam. Oraya girmiyorum. Çünkü Türkiye'de her partinin lideri Amerika'ya gidebilir, ziyaret edebilir. Ya muhakkak tabii. Sadece ya şuna... Şunu, bir dakika bak, şunu söylemek istiyorum. Kardeşim sen Amerika'ya niye gittin diye soruluyor şimdi. İktidar onu sıkıştırmak için soruyor. Şimdi, onunla ilgili söyleyeceğim. Abi buna verilen cevap, katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, bir vizyon sahibi olmam lazım, onun için gittin mi olur yani? Amerika mı bu işin şeyi ya? Yani, ben de... İşte o konuyu söyleyecektim. Kimle görüştüğü, ettiğini ben konuşmam.
onu karşılıklı siyasi rakipler eleştirirler, cevaplarını verirler, onu tartışırlar. Ben seçmenin siyasi algısı bakımından bu cevabı iki türlü yanlış bulurum. Neden? Bir, vizyon değişiyor, vizyon sahibi olacağız. Bilim, teknoloji. Bilim, teknoloji. Bunu Amerika'dan mı öğrenmeye gidiyorsun? Ana yurdu orası. Ya da bu orada Türk öğrencilerle görüşerek mi olur? Olur mu ya? Ana yurdu orası. Yapmayın. Paris var, Londra var, Almanya var, Roma var, İtalya var. Avrupa'da da bunların merkezi var. Siz dünya vizyonu diyorsanız bence Avrupa'ya biraz daha bakın yani. Yani Amerika'dan ben dünya vizyonunu gözleyeceğim falan, bunun için gidiyorum. Böyle bir cevap olmaz, bu bir. Abi 3 günlük Amerika gezisinde mi bu vizyonu kapacak? İki. 2 gün, 3 gün Amerika'ya gidip hangi dünya vizyonunu gözleyeceksiniz? Hangi değişen dünyayı gözleyeceksiniz? Kaldı ki... Katma değeri yüksek, ürün üretecek potansiyeli nasıl göreceksiniz? Şimdi bunlar, bu cevap, yani bu açıklama... Çoğunlukla olduğu gibi, her zaman olduğu gibi demeyeyim, siyasi bence gaf. Pop. Hakan Bey, çok özür diliyorum. Bu açıklamayı niçin giderken yapmıyor madem öyle? Ben bu amaçla şimdi, gidiyorum. Şimdi Turgay Bey, bak. Giderken dedi. Tam demedi. Bir saniye. Giderken de demiş olsun. Bilim, gelirken teknoloji falan dedi. Ben bak dedi. Şuraya girmiyorum. Şununla görüştü, nerede, 8 saat niye kayboldu? Buralarda değilim ben. Ben bunu siyasi rakipler tartışırlar. Ben kendisinin partisi adına topluma verdiği mesajla ilgili, yani algıyla ilgili bir yorum yapıyorum. Siz Amerika'da dünya değişiyor, vizyon bilmem değişen katma diğer ürünler filan, bunu Amerika'dan 3 günde öğrenmeye mi gideceksiniz? Bak bir cümlede 2 tane problem var. Bir, 3 günde 4 günde bunu öğrenebilir misin? Bir de bunu Amerika'dan mı öğreneceksin? Amerika'da kimden öğreneceksiniz? Ya bunun için Avrupa'da başka başkentler de var. Bir yere gitmek de gerekmiyor. Bilim insanlarıyla kontak kurarsın. Ayrıca bu devir o devir. Yani... Ama bir şey git, daha söyleyeyim. Teknik Üniversitesi'ne git, Boğaziçi'ne git, ODTÜ'ye git. Efendim ayrıca siyaseten o meşhur bir fıkra var. Reklam arasında anlattı, dinledim. O misal, fıkrayı burada anlatamam. Kim anlattı? Turgay anlattı. Reklam arasında yaptığınız tüm konuşmaları... Program başlayınca lütfen unutun. Unutuyorum. Aynen öyle. Onu zaten burada anlatamam. Ben konuşmuyorum arada kimseyle. Ama en sevdiğimiz konuk. Yok. Reklam arasında konuşuyorum. Fıkradan bahsediyorum. Anımıyorum onları. Efendim bu oraya gittiğiniz zaman bu dedikodu yapılır. Yani siz buraya gelip de sorun bakalım ben niye gittim falan filan. Ya bunun ne alakası var? Bu yapıldığı zaman bu dedikodu yapılır. Ya mesela bu konuşma yapılır. Ben mesela şöyle dese Kemal Bey. Ya ben gittim Amerika'ya, oradaki Türk öğrencilerle, bilim yapan Türk öğrencilerle buluştum. Onlarla diyalog kurdum, geldim dese hiçbir sorun yok. Var. Valla bence... Ne var? Bak. Bir dakika, pardon Turgay, dur lafını bir dakika. Tur. Unutmayayım, bak, tamam. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim abi. Bu bile daha... telafi edeyim. Daha iyi bir açık. Daha iyi bir yani. Açık. Tamam. Ben bu bile diyorum. Bence bu da problem bana ama. Bana sorsa Kemal Bey, aman lütfen Amerika'ya falan gitmeyin, ne olur. Gerek yok. Seçime kalmış. Ben dedim, 7 ay işinize bakın filan derim yani. Ben bu dedikodu sorsa. Olur her şekilde. Ben şununla görüştüm bunu. Ben bunu tartışmıyorum. Bunu siz buyurun izah edin. Ben ayrıca söylerseniz de itiraz da edemem. Eyvallah. Şu kimle ne yaptı diye. Ve bu tartışmanın yapılacağını bile bile böyle bir zamanda gidiyorsun. Açıklaman da dünyada değişen vizyonu gözlemek, katma değer artan ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmak. Maşallah ya, 3 günde Amerika'da bunu öğrenip şimdi gelecek. Orada bir şey daha var. Bekleyin diyor. Kasım'ı bekleyin diyor. Ha, Kasım, onu da diyor. Evet, bak, Kasım'ı bekleyin. Şimdi itirazım, sizin söylediğinizde itirazım niye biliyor musunuz? Kasım'ı bekleyin diyor. Bir vade veriyor vesaire. İktidar Ekim ayını nasıl geçirdi? Dolu dolu geçirdi değil mi? Hiç boş durmadı. Seçim satılma haline girildi. Projeler açıkladı, sosyal konuttur, işte bir sürü de geliyor vesaire falan. Böyle bir süreçte girdi iktidar. Anketler ne söylüyor? Anketler ne söylüyor? Ne, hangi konuda? Yani AK Parti'nin oyu konusunda Ekim ayı sürecinde. Bir iki aydır bir toparlanma var. Peki
CHP Genel Başkanı Ekim ayını nasıl geçiriyor? Kaval çalarak. Amerika'da. Yani bilim adamı 3 tane görüşmüş, vizyon elde edecekmiş falan. Koskoca bir ay gitti değil mi? Muhalefet açısından. Seçime kalmış şurada 6-7 ay. Ekim ayını da heba ettiler. Doğru mu? Ne dersen de artık bu saatten sonra. Kasım'da bir şey açıklayacağım. Sonra Aralık geldi, bitti gitti. Birincisi bu hata var. İkincisi siz buradan 12 saat uçuş yapıp Amerika'da, MIT'de, bilmem şurada burada 2-3 tane bilim adamıyla, bunlardan bir tanesi nükleerci. Kimse dikkat çekmiyor. Mesela Türkiye'de nükleere karşı oluyorsunuz ama oraya gidip nükleerci bir profesörle görüşme yapıyorsunuz. Bunu bile izah edemezsiniz. Yani bak tezatları söylüyorum. Türk öğrencilerle bir araya geliyor. Türkiye'de de Türk öğrenciler var. Onlar da mühendislik okuyorlar. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar vesaire. Yani sadece ve sadece etiket olsun diye. Ben gittim. Bak genç. Hani ne oldu yani? Türkiye'deki gençler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya gitmesi, MIT'de iki tane profesörle görüşmesi, oradaki Türk öğrencilerle bir araya gelmesinden mi etkilendi? Tüm bunların hepsini geçtim. Madem bu amaçla gittin. Bize Amerika gezisinden kala kala aklımızda ne kaldı? 8 saat Türken binasının önüne gidip konuşması. Başka bir şey kaldı mı? Kaldı. Katma değer ürünlerle ilgili bir açıklama bekliyorum. Vizyon. Ne olduğuna dair. Vizyon bekliyorum. O ayrı. Onu geçtim. Şu, bu gezinin mottosu, imajı ne oldu bu toplumun gözünde? 8 saat Kemal Bey kayboldu. Kiminle görüştü, ne yaptı bilmiyoruz. Gazetecileri atlattı. Şimdi Türken'le görüştü. Eğer Kemal Bey orada olma amacı bu söylediği mesajı vermekse, ki mesaj tuhaf, onları konuştunuz ama iyi niyetle diyelim geldi o mesajı verecek, araya hiçbir şey almazdınız. Mevzu almazdınız. Direkt bunları yapardınız. Başka? Siz yanınıza gazetecileri alıyorsunuz. Uçakta biletinizi alıyorsunuz. Boston'dan Washington DC'ye gideceksiniz. Uçakta gazeteciler, herkes, partililer, Hakan Bayrakçı, burası çok önemli. Evet, dinliyorum. Yani kim var? Faik Öztürk var. İkinci adam sayılır değil mi partide? O da var. Onun da haberi yok. Herkes uçağa binmiş, Kemal Bey kayıp. Kemal Bey nerede? Orhan Bursalı yazmış. Aa, Kemal Bey yok. Aynen böyle yazmış. Aa, Kemal Bey yok. Baktık yok. Sırra kadem basmış. Nerede? Sıfır bilgi. Kimse bilmiyor. Yazıdan. Ben söylemiyorum. Sıfır bilgi, kimse bilmiyor. Kemal Bey o esnada bir operasyon yapmış. Ne o? Bir tane araç kiralamış. Siyahi bir şoför bulmuşlar. Bu arabaya binmişler. Kimseciklere haber vermeden yanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ney Sarıyar, o var. Onunla birlikte basmışlar, şeye gidiyorlar. Washington DC'ye gidiyorlar. Yolda Manhattan'a uğrayacaklar. Orada İşte Türken binasının önünde bir açıklama yapacak falan. Türken binası önünde... Önce New York'a gidiyorlar. New York'tan Washington'a geçiyor. New York'ta zaten. New York'ta. Dolayısıyla oraya gidiyorsun. O pozu vermek için 8 saat, 6 saat bir yol kat ediyorsun. Ama o açıklamayı yaparken şurana bir yaka mikrofonu takmayı ihmal ediyorsun. Bir, madem orada öyle bir mesaj vereceksin... Yanında götürdüğün gazetecileri niye atlatıyorsun ki? Onları da çağırırsın. Türken binası önünde yaptığın açıklamayı onlar da izler. Doğru mu? Oradan karayoluyla tekrar devam ediyorsun ve Washington DC'ye geliyorsun. Buradaki 8 saat... Ben bunu şu an senden öğreniyorum. Yani ben öyle takip mi? Etmedim. Evet, ben bu sıralamayı bilmiyorum. Aynen böyle, sıralama böyle. Uçak bileti alınmış, evet. Herkes uçakta. Kendisi anlatıyor zaten. Kendisi anlatıyor. Okumadım. Şöyle anlatıyor. Ben. 8 saat boyunca nereye kayboldunuz? Bizim şey soruyor İsmail, İsmail Saymaz. Diyor ki arkadaşlarımla oturduk otel odasında. Konuyu diyor önce onlara açtım diyor. Düşüncem var diye. Doğrusunu isterseniz onlar da heyecanlandılar. Düşüncesi, konusu da şu. Türken binası var ya. Hı-hı. New York'ta değil mi o? Manhattan'da. New York'ta, Manhattan'da. New York'a bak. Gideceğim diyor, arkadaşlarına söylüyor. Türken binasının önüne gideceğim. Orada bir video çekeceğim diyor. İşte yani o bu bina işte diyor. Paraların aktığı filan, Erdoğan ailesi bilmem ne filan, paralar buraya akıyor diyeceğim. Hmm.
Otelde diyor arkadaşlara bu konuyu açtım. Hepsi çok heyecanlandılar. Şu an ne olur Sayın Genel Başkanımız. Yani mutlaka gidin o binanın önünde video çekin. Tamam devam ediyor. Hangi açıklamayı yapacaksınız peki, diye sordular. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Arkadaşları dediğiniz... O beraber Faik Öztrak. Ya ama Faik Öztrak şey diyor. O gitmiyor. Uçak. Hayır. Ama tamam, gitmiyor uçak. Devamını okusam anlaşılacak. Tamam bir öğrenirim. evet diyor. Bu açıklamayı yapacağımı söyledim. Tamam dediler. Kimsenin haberi olmaması lazım. Normal çalışmanıza devam edin. Havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında... Genel Başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek diye söyleyin. Kimseye haber verilmiyor, gizli. Ne ki? Ne ki bu? Ne ki bu gizli bindik olsun? Arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için, o Türken binasını bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. Binayı görünce ne düşündünüz? Türkiye'den aktarılan servetle yapılan binayı görüyorsunuz. Gerçekten bir gökdelen. Etrafındakilere göre biraz daha yüksek. Tabela görmedik, içeri girmedik, arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii. Bu arada ambulans geldi. Ses bitmiyor, siren sesleri. New York'un ambulansları meşhurdur. Dakika başına bir ambulans, dakika başına bir siren. Neyse, çekim yapamıyor o seslerden dolayı. Türken binasının önünde çekim yapacak video. Neyse, ambulanslar yaka gitti. Yaka mikrofon da yok yanlarında. Çekim yaptık. Hemen bindik araca, Washington'a doğru yola çıktık. Bir benzin istasyonuna uğradık, hamburger almak üzere. Olacak iş değil gerçekten, yani gülüyorum ama. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Biri sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Türk müsün dedim. Türkmenistan'danım dedi. İyi, gel bakalım dedim. Bu, olay bu. Şimdi yani, bir şey var bir orada. Bir dakika, hangi havalimanından gidiyor oraya Turgay? Boston. Abi, Boston'dan mı gidiyor? Boston'dan geçiyor. Hani kayıp 8 saat üzerinde durmayacağım demiştiniz. Ama bilmiyordu bu detayları. Hayır, bu olayı, bu şey, bu periyodik olarak bilmiyordu da. Ben bir şey söyleyeyim mi? Zamanlamayı ölçüyorum. Ya, o yol bir saatlik yoldu, onun için. Kayıp 8 saat tartışı. Şey 3 saatmiş. Nereden ne? Boston'dan New York 3 saat karayoluna. Kim diyor ya? Non-stop giderseniz falan 3 saat değil 3 saat. Neyse. Bu kayıp 8 saat deniliyor ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu izahı, New York'tan o kayıp 8 saatin... Boston'dan başlıyor. Pardon. New York. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saati şu izahı, kayıp 8 saat üzerindeki gizem devam etseydi çok daha iyi olurdu bu izah yerine. Evet. Bu izah o kadar kötü bir izah ki. Orada yani bir şey var, dikkatlerden kaçmasın. Boston'dan hareket etmeden önce arkadaşlarını topluyor ya, İşte ben diyor gideceğim o Türken binasının önünde video çekeceğim. Onlar da diyor ki çok iyi fikir. Ya bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, YouTuber falan değil. Evet. YouTuber değil. Gidecek orada. İkincisi, gazetecileri niye atlatıyorsun? Sen gazeteci değilsin. Yani Türken binasının önünde gidip bir açıklama yapıyorsan. Niye gizli tutmaya çalışıyorsun? Niye gizli tutmaya çalışıyorsun bunu? Bunun da izahı yok. Yani bana biraz masumane geldi ama gizli tutması tuhaf hakikaten. Hani niye gizli? Niye gizli tutuyorsun? Üçüncüsü, daha önemlisi, dikkatlerden kaçıyor. Şimdi bakın, siz 12 saat uçmuşsunuz Amerika'ya gelmişsiniz. Amerika'ya gittik kaç defa. Yani nasıl yorucu bir şey. Jet lag oluyorsunuz, zaman değişiyor, her şey değişiyor. Ve programınız başlıyor. Sizin zamana ihtiyacınız var çünkü 3 gün oradasınız, 2 gün oradasınız, neyse. Siz bir de kalkıp 8 saatinizi niye heba edersiniz ya? Yani niye heba edersiniz? Türken binasının önündeki o çekime verdiği önem. İyi de. Onu önemsiyor. İyi de o amaçla orada değilsin ki. Sen birden aklına geliyor otel odasında. Böyle bir şey yapsak ne iyi olur diyor. Çekelim videoyu, gönderelim Türkiye'ye. İktidar devrilsin diye yapıyor onu yani. Pensilvanya'ya gittiğine dair, iktidar yanlısı kanallarda Pensilvanya'ya gittiğiniz, FETÖ'cülerle görüştüğünüz iddia ediliyor. Ben ona itibar etmem. Ben de yani burada şey haklı, olmaz. Düzeysiz bir tartışma bence diye cevap veriyor Kemal Bey. Olayı bilmeden, araştırmadan, hatta sahte haritalar bile icat ederek yapıyorlar. Buna alışkınım filan diye devam ediyor. Yani o da, yani böyle bir görüşme için yani Pensilvanya'ya gitmesi vesaire mümkün değil. Böyle yani bir istese bile gidemez yani. Orada o orada gösterdiği tepkide de haklı Kemal Bey. Onu da söylemiş olalım.